Yolu bizi gözlerin yeni bir yerine daha hoş geldiniz. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün yine bir Suudi Arabistan videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu Nusuk. Ee, kısaca Nusuk nedir? Ee, böyle bir platform niye var? Özellikle Mekke ve Medine'de e, yaptığımız ziyaretlerde Nusuk uygulamasına ihtiyacımız var mı? Randevu nasıl alınır? Bununla ilgili size kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Ee, öncelikli olarak arkadaşlar Nusuk... Değerli dostlar, Suudi Arabistan'ın Umre'ye ve Hac'a gitmek isteyen değerli kardeşlerimiz için hazırlamış olduğu ortak bir platform. Bu platformun içerisinde ziyaretiniz boyunca ihtiyacınız olacak her türlü bilgiyi içeren bir web sitesi burası. Buraya nusuk.saudi diye giriyorsunuz. Web sitesine girdiğiniz zaman hemen şöyle ben kısaca ben göstermeye çalışayım. Bakın burada Start Planning Your Journey diyor. Yani seyahatinizi planlamaya başlayın diyor. Şimdi diyelim siz bireysel olarak Umre'ye gitmeye karar verdiniz. Neticede ihtiyacınız olan bir takım şeyler var. Yani bunlar ne olabilir? İşte vize olabilir, konaklama olabilir. İşte Cidde'den Mekke'ye e, havalimanından ulaşım olabilir. Mekke ile Medine arasındaki ulaşım olabilir. E, umre'ye gideceksiniz. E, yapmanız gereken bir takım e, dini ibadetler var, e, işte umre'nin farzları var, irama gireceksiniz, tavaf edeceksiniz, say yapacaksınız, saçınızı kestireceksiniz. E, bununla ilgili birçok bilgiyi bulabileceğiniz, e, bu dediğim gibi ortak bir platform burası. Ben çok böyle kısaca size burayı tanıtmaya çalışacağım. E, merak eden arkadaşlar detaylı bir şekilde buraya bakabilirler. Mesela bakın burada Start Your Visa proses var neticede umre'ye gidebilmek için. Bir vizeye ihtiyacınız var. E, vize vizenizi alabilmek için, bakın burada Apply for Visa denilen bir buton var. Bu butona bastığınız zaman bu sistem sizi bir yere yönlendiriyor. Buradan ilerliyorsunuz. E, benim bununla ilgili çekilmiş bir, bir videom var. Nusuk üzerinden e, elektronik vize nasıl alınır? E, bunu detaylı bir şekilde anlattım. Ekran görüntüsünü şuraya koyuyorum. E, tabii bu arada vize ile ilgili de şöyle de bir bilgi vereyim. Suudi Arabistan yeni bir e, elektronik vize platformu başlattı. E, diye. E, onun da ekran görüntüsünü şuraya koyuyorum. Bunu da detaylı bir şekilde anlattığım bir video var. Arkadaşlar isterseniz Nusuk üzerinden Umre vizesi alabiliyorsunuz. Yalnız Umre vizesi ile bireysel turistik vize arasında bir takım farklılıklar var. E, umre vizesi 3 aylık oluyor. Tek girişli oluyor. Ve aynı zamanda Umre vizesini aldığınız zaman Suudi Arabistan'a ya Medine üzerinden veya Cidde üzerinden girmek zorundasınız. Yani bu aktarma bile olsa son noktanızın Cidde ve Medine olması lazım. Çünkü Umre vizesinin temel amacı ben arkadaş Suudi Arabistan'a Umre amacıyla geliyorum demek. Ancak bireysel turistik vize daha farklı. Adı, adı üstünde ziyaret vizesi, turistik vize hem turistik amaç için de kullanılabiliyor. İsterseniz Umre'de yapabiliyorsunuz. Bu vizenin de özelliği bir yıl geçerli, çok girişli ve size 90 güne kadar kalma hakkı veriyor. Diyelim işte bir kez Umre'ye gittiniz. Aynı zamanda dediniz ki ya Ramazan ayında ben tekrar gitmek istiyorum. İşte bu bir yıllık vizeyle e, bu işlemi yapabiliyor olacaksınız. Dediğim gibi bununla ilgili çekilmiş e, videom var. Merak eden arkadaşlar bu videoya bakabilirler. Ee, vize kısmı böyle. İşte bakmaya devam edelim. Mesela burada umre ve ziyara denilen bir kısım var. İşte buraya tıkladığınız zaman umre ile ilgili size detaylı bilgiler veriyor burada. İşte entrance to umra. Mesela bakın umra in a diyor. Yani çok kısa bir şekilde umre ne demek. İşte travel and access. İşte mikat ne demektir. İhram. İhramla ilgili burada detaylı bilgiler var. İşte kutsal alana erişim, tavaf nasıl yapılır, say nasıl yapılır, işte Ramazan'da umre nasıl, işte umrenin temel bir takım kuralları, vesaire gibi umre ile ilgili birçok bilgiyi bulabileceğiniz bir alan burası. Ee, gene burada bakın, Mekke'yi ziyaret edin diyor. Tıkladığım zaman, bakın burada Mekke'nin hava durumunu gösteriyor. İşte Grand Mosque dediği Kabe, e, haram. E, gene bakın burada attractions dediği bir şey var. Bu Mekke'de ziyaret edilecek noktalar, kutsal noktalar, işte konaklama, alışveriş, restoran ve kafe, işte Mekke'ye nasıl gelirsiniz, işte bununla ilgili böyle çok detaylı bilgileri bulabileceğiniz ortak bir platform burası. E, Nusuk'un aynı zamanda hac ile ilgili de bir noktası var arkadaşlar. Bu arada onun da bilgisini size vermiş olayım. Onun da adresi haç.nusuk.savdi. Tabii bu Türk vatandaşlarını kapsamıyor. Onu hemen hızlıca söyleyeyim. Bunun için uygun ülkeler listesi var. Şurada services countries'e tıkladığımız zaman hemen hızlıca göstereyim. Bakın burada uygun ülkeler listesi var. İşte Asya'da Hong Kong, Japonya, Afrika var bakın. İşte Avrupa'da birçok ülke var. Belçika, Kıbrıs var mesela. Çek Cumhuriyeti var. Almanya var, Fransa var. Arkadaşlar bu haç platformu üzerinden hac başvurunuzu bunun üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz eğer bu ülke vatandaşıysanız. İşte bakın burada bunun adımları var. İşte gidiyorsunuz ve hesap oluşturuyorsunuz. Dokümanlarınızı yüklüyorsunuz. Bir tane Başvuru formu var, bunu dolduruyorsunuz. Daha sonra bu başvuru formunun bir onaylanma süreci var. Daha sonra istediğiniz kategoriyi seçiyorsunuz, ile ilgili. Ee, arkasından Top-Up e-Wallet dediği şey, bir cüzdan oluşturuyorsunuz. Yani buraya para yüklemeniz gerekecek. Ondan sonra Browse Service Provider diyor. Yani bir harç servis sağlayıcısı seçmek durumundasınız. Ee, bu bir seyahat ajantası. Burada size Suudi Arabistan tarafından yetkilendirilmiş seyahat ajantalarının listesi çıkacak. Gene bakın burada 8. adımda Select Your Preferred Package diyor. Yani tercih ettiğiniz paketi seçin diyor. Arkasından bunu rezerve ediyorsunuz. 10 numaralı adımda da komple bu seyahatin bir özetini size veriyor. Yani bu aslında özetle Hac işini de Suudi Arabistan tamamıyla kendi üzerine almaya başladı. E, artık e, diyor ki Suudi Arabistan arkadaş bu işi ben kendim yapacağım. Kendi ülkemdeki seyahat operatörleri, seyahat ajantaları üzerinden bu işi bu elektronik platform üzerinden e, hacca gelmek isteyen kardeşlerimiz için bu hizmeti artık ben sağlayacağım diyor. E, bunun da kısaca özeti böyle. Tekrar şimdi Nusra'ya dönecek olursam Arkadaşlar Nusuk'un önemli özelliklerinden bir tanesi de buradan paket satın alabiliyorsunuz. Az önceki örnekten ilerleyecek olursak dediğim gibi bireysel olarak Umre'ye gitmek istiyorsunuz. İşte uçak biletini aldınız. Ancak ihtiyacınız olan başka şeyler var. İşte ne dedik mesela vizeye ihtiyacınız var. Konaklamaya ihtiyacınız var. Cidde'ye geldiniz. İşte Mekke'ye ulaşmanız gerekiyor. Bir ulaşım seçeneğine ihtiyacınız var. İşte Nusuk üzerinden e, ee, Suudi Arabistan hükümeti tarafından yetkilendirilmiş seyahat operatörleri ve seyahat ajantaları üzerinden satılan paketler var arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman bakın böyle bir ekran açılıyor. Burada bu hizmeti sağlayan firmaları ve şirketleri görebiliyorsunuz. Burada çok fazla örnek var. Bakın mesela Basic var çok temel. Economy Vipur tur paketi. Burada bunlar bunun filtreleri. Ben buradan sadece size çok kısa bir örnek göstereceğim. Ben bir tanesini seçtim mesela. Burada diyor ki ekonomi paketi bu. E, bu paketin sağlayıcısı kim? Operatörü kim yani? Almatar denilen bir şirket bu. Dediğim gibi arkadaşlar Nusuk güvenli bir yer. E, tamamen burada yetkilendirilmiş e, seyahat ajantaları ve operatörleri hizmet veriyor. Şimdi burada bu fiyat 800 Suudi Riyali. E, bunun içerisinde neler var? Ne diyor bakın? Private Transfer from Jeddah Airport to Mekke yani Cidde Havalimanı'ndan Mekke'ye bir transfer sunuyor size. Aynı zamanda da dönüşünüzü de sağlıyor. Ee, hotel konaklaması için Nova Otel diyor. Ee, günlük bir kahvaltım da bu işin içinde diyor. Tek bir ulaşım seçeneğim var diyor. Mesela bu paketin içerisinde vize yok arkadaşlar. Entrance vize. Vizeyi kendiniz almanız lazım. Ee, genel kişisel masraflardan bahsediyor. Mesela burada çamaşır demiş. Telefon, minibar. Bunlar muhtemelen otelin ekstra hizmetleri. Havalimanında karşılama yapmıyorum diyor. Sigortada bende yok arkadaş diyor. Bu iş isterseniz diyor 800 su ben bu işi hallederim diyor. Ancak vergi hariç demiş burada. Mesela bu paketi değerlendirebilirsiniz. İsterseniz elektronik post atabilirsiniz ilgili firmaya. Ee, burada bir telefonu var. Bakın WhatsApp'la da iletişim kurabiliyorsunuz. Web sitesi var. Keza aynı sayfaya dönecek olursam dediğim gibi bakın burada çok fazla opsiyon ve paket var. Benim bunların hepsini tek tek burada anlatmam mümkün değil. Ee, sadece böyle bir özellik olduğunu bilin. Mesela birçok firmanın içerisinde aslında e, vizeyi veriyor. Mesela şu basmaya bir bakayım beraber bakalım. Be bakın mesela bunun içerisinde var. Basma MR grup bunu seyahat operatörü Airport Reception havalimanında karşılama. Bakın bunun içinde vize var. Yani bunun toplam fiyatı ne kadar mesela 835 Suudi Riyeli. 835 Suudi Riyeli'nin içerisinde vize var, sigorta da var. Bu fiyatın içerisinde bakın vize, havalimanı karşılama, 4 kişilik odada konaklama, e, grup grup olursanız Burada bir şey söylüyor. Havalimanından transfer. Kabe'den hotele gene transfer işini sağlayacağım diyor. Gene bu işin içerisinde sigorta var diyor. Bu fiyatın içerisinde uçak biletleri yok diyor. Yemek yok diyor. Yani çok kısa bir şekilde bunu da anlatmış olayım. Evet değerli dostlar. E, Nusuk web sitesiyle ilgili kısaca size bilgi verdim. Tabii şimdi Nusuk'un bir de telefon tarafında bir uygulaması var. Eee Suudi Arabistan'a gittiğimiz zaman almamız gereken bir takım randevular var. Bunlarla ilgili de hemen şimdi size kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar Nusuk'un hem iOS, iPhone, Apple için hem de Android için bir uygulaması var. E, bunu telefonlarınıza kurduğunuz zaman e, bu uygulama üzerinden Randevu alabiliyorsunuz. Şimdi randevu neden ihtiyacım var? Ee, bununla ilgili de hemen bir bilgi vereyim. Şimdi randevu iki nokta için alıyorsunuz. Bir tanesi e, haram dediğimiz e, Kabe için, diğeri de Medine için. Arkadaşlar ben Mekke'ye gittiğim zaman Kabe'de e, herhangi bir rezervasyon sistemini kontrol eden bir mekanizma yoktu. Ancak normalde Nusuka bakarsanız, Suudi Arabistan e, resmi otoritelerinin yaptığı açıklamalara bakarsanız e, normal şartlarda bu izni almanız gerekiyor. Ancak dediğim gibi ben gittiğim zaman bunu arayan soran yoktu. Ancak ben buna rağmen e, Kabe'yi ziyaret edeceğim zaman, e, tavaf edeceğim zaman bu izni almıştım. Herhangi bir şekilde sorarlarsa e, gösteririm diye yanımda hazır bulundurdum. Ancak Medine için durum çok farklı. E, biliyorsunuz Hz. Peygamber'in ee, evimle minberimin arası cennetten bir bahçedir dediği Ravzai Mutahara'da e, ibadet edebilmek ve dua edebilmek için arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Nusuk üzerinden randevu almanız şart QR kodlu. Bu randevunuz yoksa kesinlikle ve kesinlikle bu ziyareti gerçekleştiremiyorsunuz. Şimdi ben kısaca bu uygulamayı size anlatmaya çalışacağım. Ee, arkadaşlar öncelikli olarak Android üzerinden ben bunu anlatacağım. Apple Store'a giriyorsunuz. Nusuk yazıyorsunuz. Uygulama açılıyor. Bunu kuruyorsunuz. Kurduktan sonra uygulamayı açıyorsunuz. Uygulamayı açtıktan sonra bakın burada oturum aç ve yeni kullanıcı denilen iki tane buton var. Yeni kullanıcıya tıklıyorsunuz. Şimdi yeni kullanıcıya tıkladığınız zaman gördüğünüz üzere üç tane sekme var. Vatandaş ve mukim diyor e, GCC yani Gulf Cooperation Council demek bu. Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri vatandaşları. Yani bunlar kimler? İşte Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri. Bunların oluşturduğu bu birliğe Suudi Arabistan'la beraber e, Körfez İşbirliği Konseyi deniliyor. E, biz ziyaretçiyi seçeceğiz. Tabii öncelikli olarak Nusuk'ta bir hesap oluşturabilmemiz için yani randevu aşamasına gelmeden önce vizemizin elimizde hazır olması gerekiyor. Çünkü vize no'ya ihtiyacımız var. Ee, ekranda gördüğünüz gibi e, önce vize numaramızı buraya giriyoruz. Ee, arkasından pasaport numaramızı giriyoruz. Doğum tarihimizi giriyoruz. Uyruğumuzu giriyoruz arkadaşlar. Burada Türkiye diyorsunuz. Şuraya cep telefonunuzu giriyorsunuz. Şuraya elektronik postanızı giriyorsunuz. Buraya elektronik postanızı bir daha giriyorsunuz. Ve bir şifre, parola belirlemeniz gerekiyor. Şifreyi iki kez girdikten sonra bakın aşağıda kullanıcı engelli bir kişi mi diyor. Böyle bir durum yoksa bunu tıklamanıza gerek yok. Ondan sonra burada üç tane buton var. Kabul ediyorum. mükünme ve koşullar. İşte okudum. Aşağı ile ilgili bir şey var. Hizmet Müslümanlara verilmektedir diyorsunuz ve kayıt diyorsunuz. Bakın burada hüküm ve koşullar kısmı var. Burası uzun. Kaydol dedikten sonra bu sistem sizin için bir hesap oluşturuyor arkadaşlar. Hesap oluşturduktan sonra sizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Şimdi dikkat ederseniz bakın tepede yerel hac hizmetleri diye bir şey var. İşte rezervasyon, rezervasyon yönetimi çünkü bunun hacla ilgili de bir bölümü var. E, bu kutsal cami hizmetleri dediği yer e, Mekke'deki Kabe ile ilgili. Şimdi öncelikli olarak bunu göstereceğim. Bakın burada Umre diye bir buton var. Buna tıklıyorsunuz. Buradan adınızı seçiyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Devam et dedikten sonra bakın e, Ocak ayı için bize rezervasyon durumunu gösteriyor. İşte gri hiç mevcut değil. Yeşil hafif kalabalık. Sarı orta kalabalık. Kırmızı çok kalabalık demek mesela cuma günü için aynı 19'unu seçtiğinizde size uygun zamanları döküyor. Diyelim 20'sini seçtiniz. Mesela 20'si için 14 ile 16 arasını seçtiniz. Bunu seçtiğiniz zaman şurada talimatları okuma taahhüdü diye bir tik var. Bu tike tıklıyorsunuz. Ondan sonra izni alın diyorsunuz. Şimdi burada önemli bir nokta var. Önemli noktada şu. Ee, takipçilerimden ben şunu yaptıklarını görüyorum İşte vizeyi aldıkları an hemen Nusuk üzerinden rezervasyon yapmaya çalışıyorlar. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi şu arkadaşlar. Nusuk'ta rezervasyon yaptıysanız 6 saat içerisinde Suudi Arabistan'a girmek zorundasınız. Eğer girişiniz olmazsa sistem buradaki sizin izninizi otomatik olarak iptal ediyor. Şimdi bu umre izni ve Kabe'deki rezervasyon. Bunu aldığınız zaman arkadaşlar şurada izinler kısmı geliyor. Benim daha önce iptal ettiğim bir tane var. Onun şuradan ayrıntılarını ben göstereyim. Bakın böyle QR kodlu işte tarihini, zamanını, saatini yazan bir rezervasyon oluşturuyor. Bunu normal D aslında kapıdaki görevliye göstermeniz gerekiyor. Ancak dediğim gibi ben Kabe'ye gittiğim zaman bununla ilgili herhangi bir kontrol yoktu. Ancak Ramazan ayında olduğuna dair bir bilgi bende var. Her ihtimale karşı Suudi Arabistan'a giriş yaptığınız andan itibaren Nusuk'tan siz izninizi alın. Herhangi bir şekilde ihtiyaç olursa bunu gösterirsiniz. Zaten soran yoksa bir problem de orada da yok demektir. Şimdi değerli dostlar, diğer konu Mescidi Nebevi. Az önce söylediğim Hz. Peygamber'in evimle, minberim arası cennetten bir bahçedir dediği Ravza-i Mutahharada ibadet edebilmek, dua edebilmek için gerçekten Müslümanlar birbirleriyle yarış halindeler. şu İnanılmaz yoğun bir şey var, kalabalık var ve randevular da çok sıkışık. Şimdi kısaca da onu size göstermeye çalışacağım. Gene bu ana ekrandan Mescid-i Nebevi hizmetlerine geliyorsunuz. Bakın burada bayan ve erkek iki tane ayrım var. İşte bayana ben tıkladığım zaman kadınlar diyor görüyorsunuz bir şey gelmiyor. Çünkü <laughs> ben kadın değilim. Buradan erkeği seçiyorsunuz. Şuradan adınızı seçiyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Bakın Ocak 2024 için şu an mevcut değil diye gösteriyor. Şimdi bunu zaman zaman bu sistem yapıyor. Çünkü çok kısa kısa aralıklarla açılıyor. Ve genelde kırmızı oluyor. E, bu aralıklardan size hangisi uyarsa, mesela benimkini gece saat 4'e vermişti. E, uygun olan zamanı alıyorsunuz. O uygun olan zamandan sonra izninizi aldıktan sonra o izinle beraber Ravza ziyaretine gidiyorsunuz. Şimdi Ravza ziyaretine gitmeden önce benim size tavsiyelerimden bir tanesi. E, normal randevunuzdan aşağı yukarı yarım saat 40 dakika önce gitmeye bakın. Çünkü gerçekten çok kalabalık. Ee, inanılmaz yoğun bir kuyruk oluyor. Ee, süreç zaten sıkıntılı. Çünkü görevliler aynı zamanda bu QR kodlara bakıyorlar. Bakın şimdi Ravza'da benim mesela e, iptal edilmiş iki tane iznim var. Bir tanesini göstereyim. Birisi şu. Çünkü ben buna yetişemedim. Ee, dediğim gibi e, erken gitmeye bakın. Ee, bayanlar ve erkekler için ayrı noktalar var. Ee, o kısımda önemli. Erkeklerin girdiği yer başka bir şey. Başka bir kapı. Kadınların girdiği yer başka bir yer. Ee, en az yarım saat 40 dakika önceden giderseniz hem yerinizi bulmuş olursunuz hem sıraya girersiniz. Çünkü bu sıra dediğim gibi çok yoğun ve kalabalık. Aynı zamanda görevliler işte bunu oturuyorlar, inceliyorlar, bakıyorlar. Ee, QR kodunuzu muhakkak görmek istiyorlar. Evet sevgili dostlar. Benim bugün nusukla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bu video ile ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arzu edenler olursa da mail atabilir. Bilebildiğim kadarıyla bütün yorumlara ve sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.